bir telefon çaldı. Ben Ali Rıza dedi. Soyadını bile hatırlamıyorum şu an. Hatırlamak da istemem zaten böyle birinin soyadını. Nereden arıyorsunuz dedim. Daireden dedi. Ben de 657'li olduğum için çalıştığım daireden falan diye düşündüm önce. Daha sonra bizim dairede böyle bir isim yoktu dedim. Hayır, Alevi dairesinden deyince benim jeton düştü. Biz sizin gibi satılık mıyız? Biz pirimizin yolunda ve Pir Sultan yolunda mücadele eden, ikrar vermiş Alevileriz. Senin gibi satılık değiliz. Biz sizin bulunduğunuz daireyle sizi de asla ve asla tanımadık. Tanımayacağız da. Bir daha ben ve benim gibi Pir Sultanları sakın arama bilim. Yüzüne kapattım. Toplum kendi celladına aşık olmuş bir toplum haline geldik. Cellatlarımıza aşık oluyoruz. Daha yeni Adana'daki bir dede, pardon Adana diyorum, Antalya'daki bir dede oraya gitti. Şimdi fellik fellik yazılar yazıyor. Benim duruşumu bilmiyor musunuz? Benim bilmem neyimi bilmiyor musunuz? Gibilerden. Eğer duruşun olsaydı, eğer omurgan olsaydı, eğer sen bu yol ve erkanımıza inansaydın, bugün orada ne adım geçerdi ne de ismin geçerdi. Benim gibi söyleyip yüzüne çok rahat kapatabilirdin. O yüzden biz kadınlar sanki, yine feminist damarım kabardı, daha dik duruyoruz bu konuda. Niye dik durduğumuza da gelince, biz hayatı da dişimizle tırnağımızla kazanıyoruz. Dişimizle tırnağımızla kazandığımız o hayatta kimselere ne peşkeş çekeriz ne de o yolumuzun ve erkanımızın incinmesine, incitilmesine, asimile edilmesine izin verin. Yeter artık öteki olduğumuz, yeter artık ikinci olduğumuz, yeter artık yok sayıldığımız, yeter artık ezildiğimiz. Ha bütün bunları yaparken sadece inançsal boyutuyla da bakmıyoruz. Biz sınıfsal boyutuyla da bakıyoruz. Ey emekçiler, ey ötekiler, birleşin demekten artık tüylerimizde, ne derler, dillerimize mi tüy bitti derler. Onun gibi bir şey. Bu halkı ikna etmekte zorlanıyoruz. Çünkü biat kültürü, 80 sonrası oluşturulan atomize ilişkiler, biraz önce bir depremzade ailemiz vardı ve aynen şunu diyordu. Biz Araplarda yaşıyoruz ve sesimizi çıkarmaya korkuyoruz. Bu toplum ne zaman korkudan korkmamayı öğrenirse, işte biz o zaman özgürleşeceğiz. Dik duracağız, onurumuzla duracağız. Mamak Belediyesi, bunu niye anlatıyorum bilmiyorum ama belki içimde yara olduğu için arabasıyla geldi. Ve bir de Tümbelsel'le oğlanımızı gönderdi. Çünkü ben kesliyim, besliyim aynı zamanda. Bir Emekçileri Sendikası'nın her yerinde de görev aldım. İndi, hoş beş, altı boş. Bir baktım Mamak Belediyesi aracı yazıyor. Hayırdır dedim, seni Mamak Belediyesi görevli mi gönderdi buraya? Dedi ki evet abla, beni Mamak Belediye Başkanı gönderdi. Niye gönderdi? Çatımızı yapalım. 100 tane şu kadar masa, şu kadar sandalye. Kafamı bir kaldırdım ki bıyıkları çenesine ulaşan 2 tane de insan bekliyor. Ve anladım ki bizim çocuğu denetlemek için görevlendirmişler onları da. Ağzımı açtım, elimi belime attım. Bizim satılık olduğumuzu size kim söyledi? Bizim parayla işimiz olmaz. Hele hele size reyting ve yetik yaptırmayız. Dedim ki peki bunun karşılığı ne olacak? Dedi ki buraya Murat Köse yazacak. Benim cesedimi çiğnemeden buraya ne Murat Köse yazarsınız ne de sizden bir tane sandalye alırız. Yılmadılar, aşure degini aradılar. Aşureyi sizinle birlikte yapıyoruz. Dediğim şuydu. Biz aşureye 12 tane malzeme koyarız. Siz 13.leri asla ve asla kabul etmiyoruz. Bizim aşuremiz halktan gelen o 5 liralarla, 6 liralarla, 10 liralarla kaynatılır. Bizim aşurelerimiz, bizim verdiğimiz vergileri bir yerlere peşkeş çektiğiniz gibi bize de çekeceğiniz peşkeşlerle kaynatılmaz. Bizim haramla işimiz olmaz. Bir daha asla ve asla bizi aramayın. Mamak Belediyesi'ni başınıza geçiririm dedim. Ve buradan Türkiye'nin tüm alevlerine sesleniyorum. Türkiye'de yaşasın veya diğer ülkelerde yaşasın hiç fark etmiyor. Çünkü biz insanların dilinin, dilinin, ırkının olmadığına inananlarız. Coğrafi sınırlarında bir gün olmayacağına inanan insanlarız. Bizim Rıza şehri tam da herkesin eşit şekilde yaşadığı, dilinin, ırkının, ırkının ne olursa olsun, ki bunlar da uydurmadır, emperyalizmin uydurmasıdır. O zaman biz niye kapitalizmin, emperyalizmin bütün oyunlarıyla ilgili kendimizi böyle parçalıyoruz ki? Niye enerjimizi birbirimize harcıyoruz? Karşımızda koskoca kapital varken, koskoca emperyalizm varken biz birbirimizi yemeyelim. Birlikte olalım, can olalım, bir olalım, diri olalım diyorum.